Giovanni Papini Ruh Dilencisi Seslendiren Akın Altan Dün akşam cebimde kalan son beş kuruşu da bir fincan kahve için harcadım. Ama bu çok alışıldık içecek, aradığım, hemen gereksinim duyduğum esini vermedi bana. O sıralar açlıktan mustariptim. Ekmek ve şöhret açlığından. Üstelik Dünyada ne bir babam ne de bir kardeşim vardı. Bir derginin müdürü, solgun, suskun, iri yarı bir adam. Basacak daha iyi bir şeyi yoksa öykülerimi kabul ediyor. Her seferinde 50 liret veriyordu bana. Ne eksik ne fazla. Ona götürdüğüm öykünün değeri, uzunluğu ne olursa olsun. O ocak akşamı hava rüzgar ve çan sesleriyle doluydu. Rüzgar hırçın, uğultulu, çanlar korkunç, tek düze. Büyük kahveden içeri girmiş, beyaz ışık, uykulu yüzler. Kahvemi yavaş yavaş içmiştim. Beynimde tuhaf serüvenlerin anısından bir kalıntı uyandırmak için kendimi zorluyor, birkaç günlük ekmek paramı çıkaracak ne olursa olsun bir öykü yaratsın diye imgelemimi inatla dürtüklüyordum. Ertesi gün karnımı doyurmak için bana ön ödemede bulunacak olan yayıncıya götürmek üzere o gece bir öykü yazmam gerekiyordu. Bu yüzden kaygılı, düşünce ırmağının kıyısında durmuş, önümde duran, daha şimdiden numaralandırılmış beyaz kağıt yığınını doldurabilecek ilk uygun fikrin, ilk imgenin üstüne atlamaya hazır bekliyordum. Böylece 4 saat 45 dakika boşu boşuna sinirli bir bekleyiş içinde geçti. İçim bomboş, ruhum ağır, beynim yorgundu. Vazgeçtim. Masaya son birkaç kuruşumu bırakarak kahveden çıktım. Dışarı çıkar çıkmaz ansızın bir tümce zihnime egemen oldu. Birçok kez işittiğim ama yazarını anımsamadığım bir tümce. Rastgele, sıradan bir adam, kendi yaşamını baştan başa yazabilseydi, o güne dek yazılmış en büyük romanlardan birini yazmış olurdu. Yaklaşık 10 dakika bu tümce zihnimi doldurdu. Ona egemen oldu. Ama bundan herhangi bir sonuç çıkaramadım. Eve yaklaştığında birden durup kendi kendime sordum. Niçin bunu yapmıyorum? Niçin? Herhangi bir insanı? Gerçek bir insanı? Karşıma çıkan ilk insanın yaşamını anlatmıyorum? Ben sıradan bir insan değilim. Ayrıca öykülerimde kendimi öyle çok anlattım ki artık ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Şimdi hemen rastgele bir adam, tanımadığım, sıradan bir adam bulmalı, kim olduğunu, ne yaptığını anlatmaya zorlamalıyım onu. Bu akşam bir insan yaşamına öyle çok gereksinim duyuyorum ki. Kimseden para dilenmek istemiyorum. Ama bir yaşam öyküsü dileneceğim. Üstelik zorla koparıp alacağım onu. Bu tasarı öylesine yalım. öylesine şaşırtıcıydı ki onu hemen gerçekleştirmeye karar verdim. Yüz geri edip Kentin merkezine yöneldim. Orada bu geç saatte bile insanlara rastlayabilirdim. Böylece yeni, tuhaf bir dilenci olarak yararlanacağım kurbanın ardına düştüm. Etrafa bakınıp açlığımı doyuracak kimseyi iyi seçebilmek için gözlerimi gelip geçenlerin yüzlerine dikerek hızlı hızlı yürüdüm. Bir gece hırsızı ya da bir yan kesici gibi bir kavşakta pusu kurup bana bir itiraf bağışlamasını dileneceğin herhangi birinin, sıradan birinin geçmesini bekliyordum. Sokak lambasının altından geçen ilk kişiyi. Yalnızdı. Orta yaşlı gibi geldi bana. Durdurmak istemedim. Çünkü garip çizgilerle çizik çizik olmuş yüzü gereğinden fazla ilginçti. Bense daha zor koşullarda yapmak istiyordum deneyimi. Bir paltoya sarılmış bir genç de geçti. Ama uçuşan saçları, afyon keşlerinkini andıran gözleri durdurdu beni. Çünkü onun bir düşçü, fantastik biri, yeterince olağan ve sıradan olmayan biri olduğunu kestirdim. Sokaktan geçen üçüncü kişi, yaşlı, saçları darmadağın, kendi kendine ağlamaklı, yaygın bir İspanyol halk ezgisi mırıldanıyordu. Güneş ve aşkla dolu bir yaşamı. Yaldızlı, baküsümsü bir Akdeniz yaşamını anımsatan bir ezgiydi bu. Bu da işime yaramazdı. Durdurmadım onu. O anlarda duyduğum öfkeyi kendimde tam olarak anımsayamıyorum. Bu kendine özgü haydut dilenciyi tasarlayabiliyor musunuz? Aç, heyecanlı, bir köşeye sinmiş, tanımadığı bir adamı bekleyen bilmediği bir yaşamın öyküsünü dinlemek isteyen, bilinemez bir avın üstüne atılma arzusuyla yanan bu adamı. Ama neredeyse saçma, aksi bir rastlantıyla gelip geçenler onun aradığı kimseler değil. Yüzlerinde sıra dışılıklarının, sıradan olmayan yaşamlarının izlerini taşıyan insanlar. O anlarda karşında, Yüzleri genç domuzlarınki gibi kırmızı, kıpırtısız, birçok kez midemi bulandıran, beni eğlendiren o sayısız pısırık adamdan birini görmek için neler vermezdim. O zamanlar inatçı ve yürekliydim. Bu nedenle ara ara rüzgarın üfürüşüne göre ışığı azalıp çoğalan sokak benerinin altında durup beklemeyi sürdürdüm. O saatte yollar ıssızlaşmış, rüzgar gececileri azaltmıştı. Yalnızca tek tek aceleci gölgeler canlandırıyordu kenti. Bu gölgelerden biri en sonunda beklemekte olduğum fenerin altından geçti. Onun bana göre olduğunu anladım. Ne genç ne de yaşlı bir adamdı. Yüzü ne çok güzel ne de sevimsiz. Dingin gözleri, özenle burulmuş bıyıkları, yeni olduğu belli ağır bir pelerine sarılmış. Benden birkaç adım uzaklaşır uzaklaşmaz yetişip durdurdum onu. Adam korkuyla arkasına döndü. Kendini savunmak istercesine bir kolunu kaldırdı ama hemen yatıştırdım onu. Korkacak bir şey yok bayım dedim en ezgili sesimle. Ne katilim ne hırsız. Dilenci de değilim. Aslında bir dilenciyim evet. Ama bozuk para istemiyorum sizden tek bir şey isteyeceğim. Size hiçbir şeye mal olmayacak bir şey. Yaşamınızı anlatmanızı istiyorum. Adam gözlerini fal taşı gibi açtı, bir kez daha geri çekildi. Beni deli sandığının ayrımına vardım. Bu yüzden büyük bir serin kanlılıkla sandığınız gibi biri değilim bayım. Deli değilim. Ona benzer biriyim yalnızca. Yazarım, Yarına bir öykü yazmak zorundayım. Bu öykü beni açlıktan kurtaracak. Bu nedenle bana kim olduğunuzu, yaşamınızın bu ana dek nasıl geçtiğini anlatmanızı istiyorum. Bunu öyküme konu yapabilirim. Size kesin olarak gereksinimim var. İtirafınıza, yaşamınıza. Bu lütfu esirgemeyin benden. Bir zavallıya bu yardımı çok görmeyeyim. Siz aradığım insansınız. Bana vereceğiniz malzeme ile belki de baş yapıtımı yazacağım. Adam, bu sözlerimden etkilenmiş göründü. Bana artık korkuyla değil, daha çok acımayla bakıyordu. Eğer yaşamım size böylesine gerekliyse, dedi. Onu size anlatmakta hiç güçlük çekmeyeceğim. Tam anlamıyla yalın olduğu için daha da kolay olacak bu. 35 yıl önce hali vakti yerinde, dürüst, hakkında iyi düşünülen bir ana babadan doğdum. Babam memurdu, annemin düşük bir geliri vardı. Tek çocuktum. 6 yaşımda okula başladım. 11 yaşında ne çok ne az çalışarak ilkokulu bitirdim. 11 yaşında ortaokula girdim altımda liseye, 19 yaşında üniversiteye gittim. 24'ümde ne fazla zeka ne de umarsız bir aptallık belirtisi göstermeden mezun oldum. Mezun olunca babam demir yollarında bana iş buldu. Nişanlımı tanıştırdı benimle. İşim günde 8 saatimi alıyor. Birazcık bellek, biraz da sabırdan başka bir şey gerektirmiyor. Maaşım her altı yılda bir kendiliğinden 200 lira tartıyor. 64 yaşıma geldiğimde 3453 liret 62 kuruş geçecek elime. Nişanlım bana uygundu. Onunla bir yıl sonra evlendim. Aramızda hiçbir zaman gereksiz duygusallıklara yer olmadı. Haftada üç kez onu ziyarete gidiyordum. Yılda iki kez de, yaş gününde ve bir de Noel'de. İki armağan götürüyor, İki de öpücük veriyordum. Ondan iki çocuğum oldu. Biri oğlan, biri kız. Oğlan on yaşında. Mühendis olacak. Kız dokuz yaşında. Öğretmen olacak. Sakin bir yaşamım var. Sarsıntısız, beklentisiz. Her sabah saat sekizde kalkarım. Akşamın dokuzunda bir kahveye gider. Yağmurdan, kardan, savaştan, bakanlıktan söz ederiz. Dört iş arkadaşımla. İstediğinizi yerine getirdiğime göre bırakın gideyim şimdi. Çünkü eve on dakika geç kaldım. Bütün bunları büyük bir serin kanlılıkla anlattıktan sonra yola koyuldu. Bir an dehşetten donmuş gibi kala kaldım. Bu tek düze, sıradan, kurallara uygun, öngörülmüş, ölçülü biçili, boş yaşam, İçimi öylesine keskin bir hüzünle, öylesine yoğun bir şaşkınlıkla doldurdu ki, neredeyse gözyaşlarına boğulacak, kaçacaktım oradan. Ama gene de tuttum kendimi. İşte dedim kendi kendime. Uğrunda ciddi hekimlerin bizi küçümsedikleri, hakkımızda çılgın, soysuzlaşmış diye yargıya vardıkları ünlü, normal, sıradan adam. İşte örnek insan, insan tipi, günümüzün gerçek kahramanı, büyük makinenin küçük tekerleği, büyük duvarların küçük taşı, hastalıklı düşlerle, çılgınca fantazilerle beslenmeyen insan, olanaksız, var olmayan, imgelemsel olduğuna inandığım bu adam, işte karşımda, renksiz mutluluğunun bilinçsizliğinde korkak, ürkütücü. Ama adam düşüncelerimin sonunu beklemedi. Gitmeye koyuldu. Hala şaşkınlık içinde ama gene de inatçı bir tavırla ardından gittim, sordum ona. Yaşamınızda gerçekten başka bir şey yok mu? Başınıza hiçbir şey gelmedi mi? Kimse sizi öldürmeye kalkışmadı mı? Karınız sizi aldatmadı mı? Amirleriniz hakkınızda koğuşturma yapmadılar mı?'' Bunların hiçbiri başıma gelmedi, diye yanıtladı biraz kuru bir nezaketle. Bana söylediklerinizin hiçbiri olmadı. Yaşamım dingin bir örnek. Düzenli geçti. Büyük sevinçleri, büyük acıları, serüvenleri olmaksızın. Gerçekten de bayım, diye sözünü kestim. Hiç serüvensiz mi? Hiç mi? Anımsamaya çalışın Belleğinizi kurcalayın. Başınıza hiçbir şeyin gelmediğine, hiçbir zaman bir kezcik bile gelmediğine inanamıyorum. Yaşamınız gerçekten korkunç olmalı. Sizi temin ederim ki hiçbir serüvenim olmadı diye yanıtladı sıradan insan. Aşırı bir nezaket çabasıyla en azından bu akşama dek sizinle karşılaşmak Bay Öykü Yazarı benim ilk serüvenim oldu. Eğer gerçekten gereksiniminiz varsa bunu anlatın. Sonra onu yanıtlamama fırsat vermeden usulca şapkasına dokunarak gitti. İnanılmaz bir karabasanın etkisindeymiş gibi olduğum yerde birkaç dakika daha kaldım. Sabah odama döndüm. Ama öyküyü yazmadım. O geceden sonra sıradan insanlara gülemiyorum artık. Son